Efendim herkese iyi günler. Bugün 18 Ocak 2023 Çarşamba. Her zaman olduğu gibi gazete manşetleriyle beraber olacağız. Evet, ilk gazetemiz Boğaz Gazetesi. Boğaz Gazetesi'nin manşeti şöyle: CHP'de il başkanlığı krizi şeklinde verilmiş. Evet, CHP il başkanlığından atama krizi yaşanıyor. Milletvekilleri ve partililerin Güler Koçer'in atandığını duyurup hayırlı olsun temennileriyle paylaşım yapmasına rağmen il başkanlığından gelen yazılı açıklama şaşırttı. CHP Çanakkale il başkanlığına atama yapıldığı yönünde CHP Genel Merkezi tarafından il başkanlığına ulaşan bu içerikte herhangi bir resmi yazı bulunmadığı açıklaması soru işaretlerini de beraber getirdi. Evet efendim, şöyle bir durum oldu. İl başkanına atandığı haberi yayıldı. Herkes sosyal medyadan kutlandı. Sayın Güler Koçer kutlandı. Fakat Çanakkale İl Başkanlığı bir açıklama yaparak bize resmi bir yazı gelmedi dedi. Ve bu sebeple ortalık karıştı. İlerideki gazetelerimizde tekrar sizlere bunun çeşitli ayrıntılarını tekrar okuyacağım. Gazete Boğaz bu şekilde vermiş haberi. Efendim hemen geçelim diğer gazetelerimize. Burası Çanakkale Gazetesi. O da manşetini şöyle atmış: CHP bildiğiniz gibi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Avukat Muharrem Erkek başta olmak üzere birçok CHP'li il başkanlığına Sabihe Güler Gökçer'in atandığını sosyal medyadan duyurdu. Bunun üzerine birçok kişi de tebrik mesajları ile yeni il başkanlığını kutladı. Tebrik mesajlarının yoğunlaştığı dün sabah saatlerinde CHP il başkanlığı genel başkan Erkek'i ve diğer partileri yalanlayan bir paylaşım yaparak kendilerine atama ile ilgili bir yazının gelmediğini duyurdu. Bu gelişme il başkanlığı ataması krize dönüşürken yaşananlar ise CHP bildiğiniz CHP dedirtti. Evet, bir atamayı bir şekilde duyuramamışlar. Evet, tahminim Muharrem Bey herhalde Ankara'ya yakın olması sebebiyle, genel merkeze yakın olması sebebiyle orada kendisine herhalde bir müjde verildi. İl başkanlığı atandı şeklinde. O da hemen sosyal medyadan duyurdu il başkanımız oldu diye, Güler Koçer oldu diye. Tabii bunu duyan herkesle paylaştı. Fakat resmi yazı sonradan gelince işte aradaki bu boşlukta bir sürü problemler yaşandı. Harp Mahallülü gaziler gazetecilerle buluştu şeklinde haber var. EYT'lilere ilk başları Mart ayında. Tabii bu AK Parti Grup Başkan Vekili Akbaşoğlu'nun EYT düzenlemesi muhtemelen önümüzdeki hafta meclise sunulacağını, Mart'ta EYT'lerin maaşlarını alacağını söylemesiyle ortaya çıkan bir haber olmuş. Efendim geçelim Çanakkale Gündem Gazetesi'ne. Çanakkale Gündem Gazetesi'nde başkan belli oldu diye noktayı koymuş gazetede. CHP Genel Merkezi tarafından il başkanlığına gönderilen yazıyı yayınlamış. Evet, dün yine gelmiş bu yazı, 17 Ocak tarihli. İlgili yazı ile Çanakkale İl Başkanı Metin Ural'ın aday adaylığı için görevinden istifa ettiği tarafımıza bildirilmiştir. Tüzüğümüzün 24.6 maddesi uyarınca Merkez Yönetim Kurulu'nun 16.1.23 tarihli toplantıda Çanakkale İl Başkanlığı İl Başkanı olarak Sabiha Güler Gökçer atanmasına oy birliğiyle karar verilmişti. Evet, 16 Ocak, yani dün değil evvelsi gün aslında karar alınmış demek ki. Evet, dediğim gibi Muharrem Bey'e herhalde bu bildirildi, il başkanı atandı diye Çanakkale'ye. O da erken davrandı, müjde verdi sosyal medyadan. Ve hemen il başkanı atandı şeklinde haberler alınca il başkanlığı da bir genelge yayınlayarak, bir mesaj yayınlayarak il başkanlığımıza herhangi bir resmi yazı gelmedi şeklinde duyurmuş. Ortalık böyle bir karıştı. Şimdi duruldu ve başkan belli oldu. Sabiha Güler Koçer, Çanakkale'nin ilk kadın İl başkanı olarak tarihe geçti. Evet, 50 kruvaz gemisinin gelmesini istiyoruz. Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası'nın 15 nolu meslek grubu üyeleri kahvaltı etkinliğinde bir araya geldi.
Yine başka bir haber, 3 ay süren takip sonrası büyük operasyon. Çanakkale'de örgütlü bir biçimde tehdit ve baskı uygulayarak pazar esnafını ve vatandaşların mallarını zorla aldıkları belirlenen şahıslar 3 ay süren teknik takip ardından operasyon neticesinde gözaltına alındılar şeklinde bir haber var. Bravo polisimize. Bizim rahat etmemiz için her türlü fedakarlığı gece gündüz yapıyorlar ve bunları da yakalamışlar. Bravo kendilerine diyorum. Evet, işte Çanakkale Gazetesi CHP'de atama krizi şeklinde vermiş yine aynı haberi. 18 Mart 1915 Çanakkale Boğaz Zaferi'nin belgeleri gün yüzüne çıkarıldı. Kurulduğu günden bu yana nitelikli yayın faaliyetleriyle Çanakkale Savaşları tarih yazımına katkılarını sürdürmeye devam eden Çanakkale Savaşları Enstitüsü son yayınladığı eserle literatüre yeni bir kaynak kazandırmış oldu. Evet, ne güzel çalışmalar halen sürüyor, o kadar çok belge var demek ki. Efendim, Kalem Gazetesi'ne geçiyoruz. Kalem Gazetesi, evini satmış gibi yapıp kiracıya ihtar çeken var. Bir ev sahibinin kiracının evden çıkmayacağını ve kirayı da %25'in üzerinde artırmayacağını beyan etmesi üzerine evi satmış gibi yaparak noterden başkası adına tahliye istemiyle ihtar çekmiş. Çekmiş ama bu belli olunca oldukça ağır bir ceza gelebilir kendisine. Kalem Gazetesi bunu manşet yapmış. Üstü manşet CHP'nin yeni il başkanı kompleksi denmiş. Evet, bu tabii bir soru işaretli. Bunun nasıl, neden olduğunu CHP'liler de bence iyi biliyorlar. Neden böyle yazıldığını. Efendim, İYİ Parti'den güzel hareketler. 8 Ocak'ta yapılan il kongresine yeniden güven tazeleyen Selahattin Yıldızlar ve yönetimi seçimi kazanmanın vermiş olduğu coşku ve hizmet aşkıyla ilk projelerine başladılar ve üniversitede öğrencilere yardım etmeye başladılar. Kum Plastik ailesi buluştu demiş bir haber. Türkiye'nin en hızlı büyüyen 46. şirketi unvanını alan Kum Plastik ailesi geleneksel pazar kahvaltısı etkinliğinde bir araya gelmişler. Evet, Harun Baytekin, Profesör Doktor Harun Baytekin, bir tane zehirli mantar bütün yemeği zehirler demiş. Mantar yiyenlere dikkat çekmiş, zehirli olabilir diye. Kalenin Sesi gazetesi CHP alay konusu oldu, ortalığı karıştıran atama şeklinde verilmiş. Metin Ümit Ural'ın milletvekili adaylığı için istifa etmesiyle boşalan CHP il başkanının görevine Sabiha Güler Gökçer atandı. Yapılan atamanın ardından yaşanan bazı gelişmeler CHP Çanakkale il başkanlığı ortalığın karışmasına neden oldu demiş. Naim Bakas hangisine inanalım şeklinde bir gönderme yapmış. Evet, Umre kafilesi dualarla uğurlandı şeklinde bir haber. Kızılkeçili'ye 50 tonluk su deposu, Çanakkale OSB için önemli proje şeklinde başlıklı haberler de var. Çanakkale Olay Gazetesi yine CHP il başkanı Sabiha Güler Gökçer'i manşet yapmış. İl Eğitim Sekreteri Sabiha Güler Gökçer'i il başkanlığına atamış CHP Genel Merkezi ve ilk kadın il başkanı olmuş. Efendim, Nazmi Arıkan cinayetinde sanık hakim karşısına çıktı. Bildiğiniz üzere Gelibolu ilçesinde çiftlik evinde fen bilimleri eğitim kurumlarının kurucusu Nazmi Arıkan ile şoförü Şerif Eker bıçaklanarak öldürülmüştü. Bu olayın ilk mahkemesi yapılmış. Türk Eğitim Sen Öğretmenlik Meslek Kanunu Çalıştay'ı düzenleyecekmiş. Kanunun varlığı büyük bir kazançtır şeklinde yapılmış haber. Sektör temsilcileri bir araya geldi. Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası 15 Nolu Meslek Grubu'nda kent turizmi görüşüldü denmiş. Vitamin Gazetesi CHP'de bir garip atama şeklinde vermiş haberi. Evet, yani aslında normalde ortada bir şey yok gibi gözüküyor ama tabii prosedür olarak, yani ciddiyet olarak bu tam yayınlanmadan il başkanlığının açıklaması lazım gelen bir haberi başka kaynaklar açıklayınca ortalık karıştı. Yani diğer bir tabirle çadır karıştı.
Ama ortada herhangi bir şey de yok. Nihayetinde 16'sında atanmış gerçekten. Atanmamış olsaydı ve şimdi atanmış olsa gerçekten o zaman ortalık iyice karışacaktı. Ama 16'sında atandığına dair yazı var ortada. Evet, geçelim Biga'nın Sesi gazetesine. Biga'nın Sesi gazetesinin manşeti: kuraklığa yenik düştü. Biga'nın Hacı Pehlivan Köyü göletinin su seviyesi, yaşanan kuraklık, yağış miktarının düşmesi nedeniyle büyük oranda azaldı. Evet, bu su sorunu bu sene başımıza bela olacak gibi geliyor. Lütfen dikkat edelim kullanımlarımıza. Belki şu anda resmi olarak bize su tasarrufuyla ilgili herhangi bir uyarı, bir ikaz, bir uygulama gelmedi. Bir yaptırım da gelmedi. Ama bizim buna dikkat etmemiz lazım. Halk olarak lütfen dikkat edelim. Suyumuz gittikçe azalıyor. Biga'nın Sesi gazetesi, evet, bir haber: otoparklarda araç park etmeyi öğrenemedik. Biga'da otoparklarda yapılan yanlış parklar vatandaşı canından bezdiriyor demiş ve gördüğünüz gibi yukarıda fotoğrafı da var. Fotoğrafta da bir vatandaş park çizgilerinin tam ortasına park etmiş. Yani hakikaten buradan da yuh demek lazım. Yani koskoca çizgiyi de ortalığı park etmek gerçekten... Yani nasıl bir düşünce anlamadım. Büyük Zafer Gazetesi'ne geçiyoruz. Büyük Zafer Gazetesi Deva Partisi ilçe teşkilatı Ankara'daymış. Evet, yukarıda üst manşette Gelibolu Belediyesi'nden öğrencilere karne hediyesi, müzikli dans oyunu sunumu yapılacakmış. Ali Baba'nın balon çiftliği şeklinde öğrencilere de buradan biz de duyurmuş olalım. CHP ilçe kadın kolunun esnaf ziyaretleri sürüyormuş Gelibolu'da. Mehmetçik Stadı'nda zemini yenileniyormuş. Ay Yıldız gazetesi, Mehmetçik Stadı'nda yenileme çalışmaları var haberi burada da yer almış. Vatan savunmasının sözleşmesi olmaz. CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan: vatan savunmasının sözleşmesi olmaz arkadaşlar. Teröre mücadelede her daim en ön saflarda mücadele eden, sınır ötesi operasyonlarda akla ilk gelen unsurlarımızın göz bebeği uzmanlarımıza daha fazla önem vermeliyiz demiş. Evet, bunların da sözleşmesi olmaz şeklinde isyanda bulunmuş. Ben de bir an önce onları kadroya geçirmekte fayda var. Evet, iyilik hareketi başlasın sloganı ile öğrencilere yardım ediyorlar. İyi Parti, Çanakkale İl Örgütü, ÇOBİ'de öğrenim gören ve zor durumda olan üniversite öğrencilerinin temel gıda ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı oluyorlarmış. Efendim geçelim Lapseki gazetesine. Teşkilat yapımı tamamlanan yerleri gezdi. Teşkilat yapımı yapana tamamlanan yerleri gezdi şeklinde. Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, başkan yardımcıları Aynur Bozkurt ve Necdet Çelik'le birlikte yapılan yerleri gezmiş, yanında bir ekiple beraber. Anayol üzerindeki rögarlar temizlendi. İçi alan ortaokulu bakım onarım ihalesi yapıldı şeklinde haberlerde var Lapseki gazetesinde. Efendim Ezine Son Söz gazetesi: Alper Altınok'tan eğitime destek. Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Alper Altınok, Hüseyin Akif Terzioğlu İlkokulu'nda eğitim gören öğrenciler için kırtasiye malzemesi desteğinde bulundu şeklinde haber var. Evet, turnuva ödülleri sahiplerini buldu. Bayramış Belediyesi tarafından düzenlenen yarı yıl karne hediyesi satranç turnuvasında katılımcı öğrencilere hediyeler verilmiş. Geçelim efendim Çanakkale CHP'de ortalık karıştı haberini veren Çan'ın Sesi gazetesine. Manşetten vermiş yine aynı haberi. Şoförler odasından makam ziyaretleri, Behlül için gödek hayrı. Elin bir kaza sonucu hayatını kaybeden Çan Aktüel grubunun sahibi Levent Dikmen'in oğlu Behlül Turap Dikmen'in anısına gödek hayrı yapılmış. Biz de Allah buradan kabul etsin diyoruz. Evet, Yenice İda gazetesine geçiyoruz. Geleceğimize yatırımlarımız şeklinde Belediye Başkanı Veysel Acar ile İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baykal Atatürk ve Yeşilyurt Ortaokullarını ziyaret etmişler. Velilere seminer verildi. Atatürk İlkokul ve Yeşilyurt İlkokulu velilerine teknolojinin bilinçli kullanımı semineri verilmiş. Yenice İlçe Kaymakamı Musa Göktaş çalışmaları dinlemiş, idareciler gününde ziyaret şeklinde
haberlerde yer almış Yenice Kade, Yenice İda gazetesinde. Efendim son gazetemize geldik, bir de Doğuş gazetesi. Geleneksel köy ekmeği yaşatılıyor. İşte benim haber bu. Biga'nın Eğridere köyünde 20 yıllık toprak fırınlarda köy ekmeği yapılıyor. Eğridere köyünde yıllardır kullanılan toprak fırınlarda hala köy ekmeği pişirilip bir nevi miras gibi yaşatılıyor denmiş haberde. Evet, ekmekler de gerçekten çok güzel gözüküyor. Eskiden bu ekmekleri kimse yemek istemezdi. Herkes beyaz ekmek, beyaz ekmek diye şehirlerden beyaz ekmek getirtirlerdi. Şimdi herkes onu bıraktı, tekrar eskiye döndük ve bu fırınlardaki bu güzel ev köy yapımı ekmeklere rağbet ediyoruz. 37 yıl boyunca kullandığı traktörü sattığı için üzüldüğü oğlu geri alıp hediye etti şeklinde haberi var. Daha önce de bunu vermiştik. Umre yolcuları da dualarla uğurlandı haberi var. Efendim bugünlük bu kadar. Yarın tekrar birlikte olmak umuduyla herkese iyi günler diliyorum.